Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Aşamalarını anlatabilir misiniz? Tabii biz ki. Anlattık da sizin tabii ağzınızdan duymak. Şimdi faz 0 aşama deney canlılarında yapılır. Faz 1 aşamada ilaçlar vücut organlarına, gönüllüler arası üzerinden seçilir. Vücut organlarındaki toksikliği, yani şu ilaç verirsek ya da şu aşı uygularsak acaba organlarda bir şey var mı? Faz 2 aşamada etkinliği, yani bu nasıl tespit ediyor? Mesela burada nasıl tespit edilebilir? Antikor düzeyine bağlı olarak. Mesela verirsiniz, o işte topluma salınır. Oluştu mu, oluşmadı mı? Antikor oluştu mu, oluşmadı mı? Hasta oldu mu, olmadı mı? En önemli aşama ise faz 3'tür. Faz 3 aşamada hem bunu kontrollü bir grupta yaparsınız, hem de bunu plasebo ile kontrol edersiniz. Şu ana kadar faz 3 aşamasını geçen hiçbir aşı yok. Faz 3'e ulaşmak için kaç sene gerekiyor? Yani bunu da bitirmek için. Yani mesela ilaçlarda bu oran çok uzundur. Hatta şunu söyleyeyim ben size. Ya en azından bir en az 5 yıl geçmesi lazım. En az. Tabii ki. Çünkü hem gönüllü bulacaksınız hem toksik etkisi. Çünkü dozları giderek arttırıyorsunuz. Ama gönüllü diyorlar ki şimdi zaten şu anda bütün dünya bu aşıları olduğu için faz 3 aşamasını biz hızlıca geçtik diyorlar. Buna ne diyorsunuz? Yanlış. Olur mu öyle şey? İkinci bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki teknoloji çok gelişti. Birlikte özetle şey. Evet tabii ki. Aşmasın diye diyorum. Evet. Bir de diyorlar teknoloji çok gelişti o yüzden hızlı oldu. Yok öyle bir şey. Olur mu öyle saçma şey? Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi değişik hastalıklarda farklı ilaçlar da bu şeylere geliyor. Hatta faz 3'ü geçiyor, faz 4'e geliyor. Yani faz 4 şu, her şeyi geçmiş. Artık güvenle bunu şeye sürüyorsunuz. Kullanıma, doktorların kullanımına sürüyorsunuz. Bu aşamada bile o zamana kadar tespit edilmeyen yan tesiri olup geri çekilen, onayı geri çekilen ilaçlar var. Faz 4'ü, faz 4'te bile yani hepsini geçmiş. Aradan 8-10 yıl geçmiş, kullanıma girmiş, ilk 6 ayda bakılıyor ki doktorlar ya bu nasıl bir ilaç böyle? Yani biz böyle biliyorduk, böyle yan tesir.